Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle 2020 yılında okuyup beğendiğim 5 kitabı paylaşacağım. Önümde 6 kitap var. Fakat bir tanesi bir serinin ikincisi olduğu için onu tek kitap gibi sayıyorum. Hatta hemen ondan başlayayım. İsrik Elenbek'in yazmış olduğu Esrarengiz Komşu isimli çocuk kitabı bu. Ve ikincisi de Esrarengiz Komşu geri dönüyor. Kitapta Moritz isimli çocuğun komşuları Bay Röslein ile birlikte yaşamış olduğu maceralar anlatılıyor. Bu kitap serisiyle ilgili bir inceleme videom var zaten. Kanaldan ulaşabilirsiniz. İkinci kitap Horace McCoy'un yazmış olduğu Atları da Vururlar isimli kitap. Bu kitap da beni çok etkileyen kitaplardan birisi oldu. Kitapta Robert ve Gloria'nın katılmış oldukları dans maratonunu ve bu dans maratonunda yaşanan olayları görüyoruz. 1930'lu yılların Amerika'sında geçen bu roman, o dönemde çokça yapılan dans maratonlarında nasıl insanlık dışı uygulamaların olduğunu gözler önüne sermesiyle de önemli kitaplardan birisi bence. Daha önce bu kitapla ilgili detaylı bir inceleme videosu yapmıştım. Ona da kanaldaki videolardan ulaşabilirsiniz. Bir diğer kitap Fitzgerald'ın yazmış olduğu Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi isimli kitap. Kitapta doğduğu zaman 70'li yaşlarında olan Benjamin Button'ın yaşam öyküsünü okuyoruz. Benjamin Button yaşı ilerledikçe gençleşen birisi. Yani bakıldığında alışılagelenin tersine yaşlandıkça gençleşen ve çocuk ruhu olan bir kişinin hayatını anlatıyor. Bu nedenle yaşına uygun davranmanın toplum tarafından nasıl göründüğünü anlatan önemli eserlerden birisi bence. Bir diğer kitap Bojangles'ı Beklerken isimli kitap. Kitap ismini Nina Simone'un Mr. Bojangles isimli bir şarkısından alıyor. Ve kitapta oldukça ilginç bir ailenin hikayesini okuyoruz. Hayatlarında ne kadar kötü şeyler olursa olsun sürekli eğlenmeye odaklanmış bir anne baba ve bu ailede büyümeye çalışan bir çocuğun hikayesini okuyoruz. Ve yer yer gerçekten de beni duygulandıran kitaplardan birisi oldu. Bu sebeple de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ve son kitapta Firuza'nın yazmış olduğu Parasız Yatılı isimli kitap. Kitap Sait Faik Öykü Ödülü'nü de almış olan kitaplardan birisi ve ben Firuza'nın anlatımını gerçekten çok beğendim. Kitap 3 bölümden oluşuyor ve 3 bölümde de biz değişik öyküler okuyoruz. Kitaba ismini veren Parasız Yatılı hikayesi de oldukça güzeldi. Fakat benim en çok beğendiğim son öyküsü oldu. Kitaptaki öykülerde ağırlıklı olarak memleket özlemi ve bir yere ait olmama gibi konuları ele alıyor yazar. Ve ben oldukça beğendim. Kitabı okurken kullanılan dil sizi yer yer zorlayabiliyor ve anlamayı zorlaştırabiliyor. Fakat bence aynı zamanda kitabı güzelleştiren şeylerden birisi de kesinlikle dilin kullanımı. Ben oldukça etkilendiğimi söyleyebilirim bu sebeple. Benim 2020 yılında en beğendiğim 5 kitap bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.